Ekonomik gidişat nasıl? Kötü. Vallahi. Vallahi kötü. Nasıl düzelir? Ne bileyim yavrum. Ne bileyim yavrum. Nasıl pazar fiyatları el yakıyor. Ne olacak böyle? Yakıyor. Allah hadi zengin alan alıyor da fakir mahvoldu. Gariben alamıyor. Çocuklara bayramlık, seyranlık alabildiniz mi? Dola kalmış. Neyse yavrum konuştuma beni çok. Allah yardımcımız olsun. Amin. Allah yardımcı olsun. İyiye gitmiyoruz. Bir değişim şart mı? Şart tabii yavrum şart. Şart olmaz olur mu? İnşallah. İnşallah. Fevkalade. Ekonomi fevkalade. İyi mi abi? Çok güzel, çok güzel. Çok güzel tabii. Sıkıntı var diyorlar. Sıkıntı yok abi. Sıkıntının içine olsun ki. Var diyorlar. Yok be abi ne yok sıkıntısı? Abi. Herkes tıkırında ya. İşinde diyorsun. İşinde, gücünde, herkes alışverişlerinde, herkes yolunda be baba. Abi burası için mi yoksa genel mi? Her yer öyle. Her taraf öyle. Her yer öyle abi. Eyvallah abi. Hiç şey yapma. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Ne kadarsam o kadar iyi. Boş ver. Vallahi. Tabii ya. Akıllanır mı millet? Evet. Hatırlanır işte gelip başımıza gelenler var. Eyvallah abi sağ ol. Ekonomik gidişat nasıl sizce? İyi değil abi. Neden abi? Her şey pahalı abi neden önce? Her şey pahalı. Nasıl düzelir? Düzelmedi abi zor. Niye abi? Tabii. Ne umudunuz yok? Kim var mı kimsen yok. Kimseden mi yok? Evet. Cumhurbaşkanı beni ama yani. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Ekonomik gidişat nasıl sence? Genel olarak? Allah-u Teala'nın dinine uyduk mu her şey güzel olacak. Nasıl? Başka... Uyuyorlar mı peki? Kim? Uyuluyor mu? Uyan var, uyumayan var kardeşim. Genel olarak ülke nasıl? Ekonomi şöyle baktığınızda. Sen daha iyi bilmiyor musun? Biz de biliyoruz da sen nasıl görüyorsun? Yani dedim sana işte. Mevla'nın dinine uymazsak hal böyle olacak. Kötü müyüz? Şu anda mı? Evet. Neye göre? Ekonomiye göre. Ekonomiye göre. İyi olanlar da var, kötü olanlar da var. Diyorum mesela örneğin yakıt, elektrik, gıda böyle genel olarak mesela kimine göre iyi kimine göre kötü kardeşim. Hadi selamünaleyküm. Adamına göre. Hayırlı. Hocam ekonomik gidişat nasıl? Öncelikli olarak hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Var olun. Durum hiç iyi değil. Açık söylemek lazımsa ülkenin gidişatı olsun. Pazarı görüyorsunuz söylemeye hacet yok. Evet. Yönetenlerin bir an evvel bırakmasını bekliyoruz. Yani bir iktidar ya. Değişikliği olmalı mı? Gerekiyor. Yoruldu artık. Bunlar yapamıyor bu işi. Hocam Erbakan hocamıza dediği gibi yani yaşlandı diyordu ya. Evet. Şimdi o daha kötü duruma getirdi ülkeyi. Yani hocamızın tırnağı dahi olamadı. Gelinen nokta ortada. Ben milli görüşten geldim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Değil. Alakası yok. O, önceden de o. O ceketi çıkardı mı üstünden? Aynen. Ceketi çıkarttıktan sonra her şey değişti. Tabiri caizse evet. Nasıl düzeliriz? Çare kim ya da? Çare Saadet Partisi. Temel dedi. Aynen. Eyvallah. Aynen, aynen. Selam daha önce, diyorum. Daha önce yaptıkları gibi biliyorsunuz. Daha önce nasıldı? 100 alana 200 verdi Erbakan evet. Hocamız. Aynı şeyden geliyorlar. Sistem aynı. Ekonomik düzen tabiri caizse ne derler ona? Ülkenin gidişatını 96-97 yıllarında gördü milletimiz ama maalesef dış güçlerin oyunuyla hocamız yıkıldı ve ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekildeki dış güçlerle işbirliğiyle iktidara gelmesinden dolayı da ülke bu hale tabii ki bu hale geldi ülke yani. İnşallah durum ümidimiz değişmesi ve düzelmesi. İnşallah. Yoksa aksi takdirde hocamızın tabiriyle dövecek dizimiz kalmayacak. O derece vahim yani ortalık. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Ekonomi nasıl? Nasıl gidiyor? Sizce nasıl durumlar? Her şey çok güzel. Normal mi? Normal tabii. Kötü diyorlar. Ama dünya öyle. Ülke diyor daha kötü diyorlar. Ama bu 23'ten sonra Tayyip Erdoğan kaybederse o zaman daha kötü olacak. Daha mı kötü? Daha kötü olacak. 23'te ne var abi? Ne 20, olacak? Seçim var ya. Tamam. Bir taraf kendine diyor ki ben kazanacağım, ben kazanacağım diye kendini açık ne derler aç tavuk kendi ne ambarında görürmüş sen söyle buğday yok buğday değil darı ambarında görürmüş onlar böyle dar ambarında kendilerini görüyorlar yine Tayyip Erdoğan aslanlar gibi gelecek. Eyvallah sağ ol. Memnunuz memnunuz. Niye mecbursun? Alın gücü az. Alın gücü az. Emekli misin? Evet. Yetiyor mu? Yok. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Nasıl düzelir? İyi olur inşallah. 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 Eyvallah. Hadi iyi günler. Abi.
gidişat nasıl sence şu anda? Genel olarak pazardan geliyor fiyatlar. Yok, bu gerek yok ya. Bu fiyatlar çok anlaşılıyor zaten. Kötü tabii. Abi pazara gitmişsin, alışverişini yapmışsın. Fiyatlar nasıl? Ekonomik gidişat nasıl? Bilmiyorum abi. Nasıl hacı amca fiyatlar? Suriye. Valla pazara biz gitmiyoruz ama çok millet şey diyor ya. Millet halk çok bu pazardan etkileniyor yani. Şikayetçi mi? Şikayetçi, çok şikayetçi. Neden fiyatlar bu kadar yüksek? Bilmiyorum, bu yükseklik neden gelir bilmiyorum. Bunu çok şey diyor, halk çok bundan şey. Ne olacak peki, nasıl düzeliriz? Nasıl, yeni hükümet gelirse düzelir. Bir kan değişikliği lazım mı? Tabii lazım. Kim olmalı? Birisi olacak illa. Kemal. Kemal Bey. Sen kime vereceksin abi? He? Sen kime vereceksin oyunu? Yarın bir seçim olsun, önünde sandığı koysalar. Kaybı veriyoruz abi biz oyunu. Kaybı veriyoruz. Sandığı önüme koysalar o zaman bakacağım. Şimdi bak. Bir değişiklik olmalı. Delikanlı ol, delikanlı. Tayyip'ten başkasını tanımıyorum desene. Bir değişiklik olacak tabi. Olmalı diyorsun. Tabi canım. Mansur Yavaş aday olsa verir misin? Mansur Yavaş mı? Evet. Mansur. Vermem işte. Dur canım, adam kendi iradesi var. Ya ben tanıyorum adamı. Vermez mi? Ben sol partiye oy vermem abi. Sen? Ben sen de vermen öyle değil. Mansur Yavaş'a ben de vermem. Niye abi? Çünkü onların başlangıcı bu, bitene var orada. O şey yapmaz bunları. Kendi dengine bırakmaz yani. Kılıçdaroğlu mu? Tabii canım. Vermez mi Cumhurbaşkanlığını ona? Vermez. Hadi olursa? Olmaz. Ya, pazarda başkasını konuştuk. Valla. Vermez abi. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. Süper her şey. İyiyim abi. Her şey süper. Pahalı diyorlar. Yok, her şey pahalı değil. Her şey ucuz. Çok ucuz. İsteyene var diyor. Her şey var. Ne istiyorsan var. Herkes rahat rahat alışveriş yapıyor. Eyvallah. Ama bu hayat bana ne alışveriş hemşerim ya. Öyle diyor. Kuru kesik ya. Kötü mü? Yok, kötü değil. Her şey çok tatlı. Nasıl abi? Her şey çok tatlı diyorum. Evet. Bir çilek 20 lira. Bir erik 30 lira. Bir yaprak 30 lira. Alabiliyorlar evet mı? Alıyorlar. Bir kilo alacağını yarım kilo alıyor. Evet. Kısıyor yani bakalım. Kısacak mecbur. Çare ne abi? Çare mi? Bilmem. Siyasi abi, bir değişim mi lazım? Sanmıyorum. O daha da kötü olur. Daha mı kötü olur? Daha kötü olur. Evet. Gelen kişi daha aç olacak, daha çok sömürecek. Eyvallah, sağ olun. Kötü. Nasıl aynen düzelir abla? İnşallah, bilmiyorum seneye inşallah düzelir. İleriki zamanla düzelir inşallah. Yavaş yavaş düzelir mi? İnşallah. Çare ne? Vallahi bilmiyorum valla. İnşallah düzelir. Ekonomi çok kötü çünkü. Her şey çok pahalı. Pazar nasıl fiyatlar? Bu hafta iyi. Geçen hafta? Kötüydü. Yavaş yavaş düzelecek. Evet, inşallah. Nasıl abi? Ekonomi çok kötü. Nasıl düzelir abi? Vallahi nasıl düzelir? Ancak hükümet giderse düzelir. Hükümetin değişmesi lazım. Tabii. Çünkü hükümet çok şeysiz oldu. Hani harcamalar çok yüksek. Oy verdin mi hiç? Asla vermedim. Vermem de yani. Çünkü, yine de vermem. Çünkü kulakına giriyor. Tebal almak istemiyorum. Normalde ben oy kullanmıyorum zaten. Hani kullansam da oy vermem. İnsanlara yazık, günah. Öyle bak abi, pazardan bir şey alınmıyor. Her şey pahalı. Yani bir sigara 30 lira olur mu ya? Yani bir ayda... Sigara da içme diyor abla. Bir... Ya abla nasıl içmeyeceksin? Nasıl içmeyeceksin? Nasıl içmeyeceksin? Altınız kuru konuşuyorsunuz abla. Neyse abi, yani bir sigara 30 lira olur mu ya? Bak gençler hep perişan, iş yok, güç yok. Yani devletin buna bir atması lazım. Yabancı sermaye zaten almış, taşını gidiyor. Arabadır, oydur, buydur. Lan belki ekonomiye bir şeyler katıyor ama. Burası Suriye gibi. Burası zaten yıllardır böyle, çarşamba bölgesi böyle. Yani bildiğimiz İran. Yani bak. Yok, İran değil, Halep. Halep, aynen Halep diyelim. Bu yıllardan beri böyle. Yıllardan beri böyle, yani böyle burası. Çarşaf falan, bakkalları işte, esnaflar hep böyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Abi yani berbat. O kadar diyorum. Düzeleceğini pek sanmıyorum. Düzelse de çok kısa sürmez abi. Uzun sürer. Ben özel bir markette çalışıyorum, özel bir sektörde. Yani kasap ve şarküteri bölümündeyim. Her sabah biz etiket değiştiriyoruz abi. Et. Peynir, zeytin. Kaç para şimdi ya etin kilosu? Şu an bizde 160 lira normal yağlı, şey yağsız etin. 130 lira da yağlı etin. Alabilen var mı? Yani şöyle söyleyeyim, rezidansın altındayız biz abi. Şu an İstanbul'un en zenginleri orada oturuyor. Onlar bile 100 gram 200 gram alıyorlar abi. Yani ben 1 kilo çok nadir veriyorum müşteriye. Vatandaş? Yani vatandaş nasıl alsın abi? Adam geliyor yarım kilo et alacağım diyor. Yarım saat düşünüyor, ben nasıl ödeyeceğim bunun parasını. Cama koyuyor musunuz mu et? Yani, cama? Tabii cam mekanımız var orada. Kokluyor mu vatandaş? Yani daha çok önü cam kapalı, daha çok izliyorlar, çok bakıyorlar abi. Delikleri
kokusun var vatandaş. Vallahi abi çok kötü. Etin kokusunu unutacağım. Durum çok kötü abi. Eyvallah. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. Çare? Yani, çare yok abi. Çare değişmesi lazım yani. Hükümetin bu sistemin, değişmesi lazım. Hükümetin de sistemin de her şeyin değişmesi lazım abi. Çok kötü yani. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi, ne demek. Hacı amca, ekonomik gidişat nasıl? Pazardan çıktı, fiyatlar nasıl? Normal, bağcılar normal, bir sıkıntı yok ya. Yani. Genel olarak nasıl? İyi, normal bu şartlarda, normal canlı. Bu mevsimde bu, normal diyor. Normal diyor. Pahalı diyenler var, et alamıyoruz diyenler var. Tarım ülkesiyiz diyor adam. Bak kuyruğu neler kopuyor. Kuyruğu, kıyamet et kuyruğu. Et kuyruğu. Pesebze kuyruğu. Sağ ol. Güzelimizin Trabzonlu. Güzel. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederiz yine. Ekonomik gidişat nasıl? Memnun musunuz? Ne diyorsunuz? Hiç memnun değilim. Neden? Ben Trabzon'un bir köyündenim. Yüksek köyündenim. Yani ekonomik durumdan maalesef yani zor. Ne bileyim yani. Nasıl düzelir? İnşallah iyi olur. Bilmiyorum. Nasıl düzeliriz? Ben orayı bilemem. Peki bu milletin, toplumun bozukluğundan haberiniz var mı? Ne gibi abi? İsraf almış başını gitmiş. İsyan evet. Almış başını gitmiş. Nasıl düzelecek? İşte nasıl düzelecek? İşte nasıl düzelecek konuşsun. Ancak ha. İslam'a sahip. Çare ne? Çare İslam. Evet. Ya Müslüman gibi yaşayacağız. Evet. İsrafımızın önünü keseceğiz, isyanın önünü keseceğiz, toparlanacağız. Yani, ya da Mevla'nın musibetleri gelecek bunu başka. Burada şimdi böyle baharlılık var diye bir noksanlık yok. Millet kuvvetli maaş alıyor. Yan yana yani bolluk. Benim çocukluk zamanımda ben lastik bulup giyiyordum. Şimdi benim bir sürü ayakkabım var. Ama çağ değişmedi mi amca? Hı. Çağ değişti artık. Yani tabii çağ değişti, teknoloji değişti biraz. Çağ değiştiyse israf helal mi oldu? Hayır hayır, ayakkabıdan dedi de ondan. Anladım. Dedim yani. Bolluk var yani. Dünyadan bir var. Dünyadan bir var yani. Allah bugün yaratmasın. Mesela bugün arada bir şeker olmadı. Evet. Yok oldu mesela diyelim. Tamamen un kesilirse, şeker olmazsa ne yaparız o zaman? Para da çalışmaz. Ne kadar paran olursa olsun. Bu da çalışmayacak. Bugün olmadıktan. Bunun da oldukları zamanları bizim atalarımız anlattılar. Peki ha. 2023'ten sonra düzeleceğimiz söyleniyor. Ne diyorsunuz buna abi? İnşallah bekliyoruz. Düzelir inşallah. İnşallah iyi olur. Düzelir inşallah. Ha. Bunu sade değil yani. Bugünkü ha. Şeyde değil yani. Başka diyelim belli Allah dostları da söylüyor. Yani sadece ha. Bu basında, yayında, orada burada evet. Çıkan değil. Yani gerçekten veli olan, İslamiyet yaşayan Allah dostları da 2023'te... Ne bir... var abi 2023'te? Göreceğiz. Göreceğiz işte yani, görmeden bir şey diyemeyiz. 2023'te neyin olduğunu yüce Mevla biliyor. Ben nereden bileceğim onu? Ben bilemem ki. Yeraltı kaynaklarımızı çıkaracağımız söyleniyor. Olabilir, o bir sebep. O olabilir, o mesele diyelim, teknoloji mesele diyelim ki hani nasıl Amerikalılar çıkartmış da modern silahlar şunu bunu yapmış hele. Biz de yapabiliriz mesela. Bize de peygamberimize yüce Allah hitaben ey Habibim, düşmanın bir silah yaptığı zaman sen onun daha büyüğünü yap. Ha, bunun yapılması lazım tabii. Karşındaki adamda atom bombası varsa bizim de nükleer olması bomba lazım. Bomba. Olması lazım. O sana attığı zaman atalım ya. Anladım. Hayırlı işleriniz olsun. Fatih'e geldik. Fatih caminin avlusunda sizlerle karşılaştık. Bir yardım isteğiniz var. Bir öğrenebilir miyiz? Tabii şu anda biz resmi olarak dileniyoruz. Resmi prosedürler eşliğinde dileniyoruz. Bebeğimiz Seme, hastası Fatma Betül Anuştekin, kendisi 7 aydır Diyarbakır Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. 15 aylık bir bebek durmadan enfeksiyon kapıyor. Durumu çok kritiktir. Ülkemizde Zolgen Sema ilacı tedavi kapsamında olmadığı için, SSK ödeme kapsamında olmadığı için mecburen bebeğimizi yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Bu kampanyalar da dolar endekslidir. Dolar her yükseldiğinde biz aileler ve gönüller perişan oluyoruz. Topladığımız para eriyor. Dolayısıyla çaresiziz. Buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Lütfen Zolgen Sema Türkiye'ye gelsin. Artık kaybedecek bebeklerimiz yok. Aylık ortalama 2-3 tane bebek Türkiye'de kaybediliyoruz. Bu melekleri kaybediyoruz. Bu bebeğin kurtulabilmesi için lütfen Zolgen Sema Türkiye'ye gelsin. Biz 1 milyon 900 bin dolar parayı toplamaya çalışıyoruz. Yani bu parayı biz çok zor şartlarda 1 TL'lerle toplamaya çalışıyoruz. Ama Türkiye anlaşmaya girerse, bunu ödeme kapsamına alırsa daha uygun fiyata getirir. Ve şayet hazinede para yoksa, devletin bunu karşılayacak bütçesi yoksa da biz SEME aileleri için farklı bir talebimiz var. Elektrik faturalarını 1 TL bile olsa aktarırsa hiçbir yurttaşımız buna itiraz etmeyecektir. Ve o 1 TL'lerle Türkiye'de SEME'ye tarih olacak. Acil bir şekilde bu bebeklerin kurtulması gerekiyor.
anneler çaresiz, babalar çaresiz. 7-24 teyakkuzda her an bebeklerini kaybedirler diye teyakkuzdadır. Ve biz buradan devletin bütün mekanlarına, bütün siyasi partilere sesleniyoruz. Lütfen şu gündem arasına SMA hastalarını alın. SMA hastalarını kaybedecek hiçbir dakikaları, hiçbir saniyeleri yok. Her gün bir bebeği kaybedeceğiz diye tehlikeli bir şekilde teyakkuzda bekliyoruz. Lütfen, lütfen bu evlatlarımızı kurtarın. Zolgen SMA Türkiye gelsin, bebeklerimiz kurtulsun. Twitter'da gündem olacak bir tag varsa lütfen o bu olsun. Kirli gündem arasına bu bebeklerimizi yerleştirirsek umut olabiliriz. Bu bebeklerimizi kurtarabiliriz. Gündem oluşturalım. Türkiye'de SMA gerçeği var. SMA bebekleri var ve SMA bebekleri ölüyor. Parasızlıktan ölüyor. İlaçsızlıktan ölüyor. Bunları ancak el birliğiyle kurtarabiliriz. Ve ödeme kapsamına alınsın. Şayet devletin böyle bir imkanı yoksa da elektrik faturalarına daha önce Adapazarı depreminde yaptığı gibi elektrik faturalarına 50 kuruş olsa 1 TL olsa aktarsın. Biz halk olarak bunu karşılayalım. Yine talibiz, halk olarak karşılayalım ama bebeklerimiz ölmesin. En büyük gündem şu anda Türkiye'de bu olsun, SMA olsun. SMA bebekleri kaybetmek istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı sesimizi duysun. Siyasi partiler sesimizi duysun. İş adamları, futbolcular, akademisyenler bizi duysunlar. Artık kaybedecek bebeklerimiz yok. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ekonomiyi global olarak düşüneceğiz. Böyle bu kadar genel küçük bir yerde mı? Genel. Dünyadaki olan pandemi, savaşlar bütün hepsini etkiliyor. Peki biz ne kadar etkilendik millet olarak? Peki etkilendik. Çok biz mi etkilendik? Yani bütün dünya etkilendi. Bugün Avrupa'ya bakın, Avrupa'daki yaşam şartları aynı, Amerika aynı, Türkiye aynı. Yani tabii ki bir de bakacaksın küresel ısınmak, gıdaya ulaşma artık zorlaştı. Teknoloji çok ilerledi ama insanın kaliteli yaşam için şeyleri daha fazla arttı. Mücadelenin yanında bir de kaliteli yaşam için daha fazla bir şekilde arttı. Bakın her tarafta pazarda millet parası var, harcıyor. Abla, kafeler biraz indi. Tabii çünkü yaz sezonuna girdik. Artık üretim olmaya başladı. Neden? Bazıları çırtkanlık yapıyorlar. Kış günü turfan da, benim çocukluğumda turfan da vardı. Şimdi kışın ortasında kuru taze fasulye yenmek olur mu? Tabii ki onu da oradan getireceksin. Isınmayla beraber onlar da yine seracılık meydana geliyor. Isınma ve petrol ürünleri dolarla birlikte, evet biz de arttı ama savaşa giren ülkeler kendi ekonomileri için kapatıyorlar. Emtiayı dışarıya vermeyince senin istediğin kadar, benim şurada mahsulüm var, ürettim, salatamı yaptım ama bunu satışa sunmak için enerjiye ihtiyacım var. Nedir odur? Petroldür, gazdır, bilmem nedir, şudur budur. Bu da ne oluyor? Şeyini arttırıyor. Ama şimdi mesela dolar yükseliyor ya. Şimdi biz ilacımızı, tabii ilacımızı dolarla alıyoruz. Gübremiz dolarla, tohumumuz dolarla. Bir de mazot da çok yüksek. Tarım işçisinin, üreticinin gideri yüksek olduğu için bu fiyatlar yükselmiş olmuyor mu? Ya o da var ama bizim Türk tarımcısı, yani aslında çok eski ülkeler çoğunlukla hep tarım ülkeleridir ilk yıllarda. Sonra sanayiye gidilir ama tarım hiçbir zaman ölmeyen bir sistemdir. Çünkü insan yemekle meşguldür. Olması lazım. Ama bizim köylülerimiz hep şehirlere göç etti. Neden abla, işte bu ektiğinin bir şeyin karşılığını alamadığı için. Diyeceksin o zaman Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan itibaren eğer bir yeri, merkez yerlere bütün sanayi taşı, bütün insanları göç olarak buraya taşırsan, ondan sonra insanlar bağını bahçesini bırakır, fabrikada çalışacağım diye. Biliyorsunuz dünyada 1921'lerden dolayı ne oldu? Sanayi devrimleri oldu. Sanayiler gelince insanlar şehirlere göç oldu. Ruslar çoğaldı. Bağını bahçesini bıraktılar. Ha, yıllar evvela eski bir siyasetçilerimiz de eğer bizim Güneydoğu'da orada burada şeyini yapmış olsaydı, köylü çiftliğinde, bağında, bahçesinde bu şekilde olsaydı buralara kadar fabrikalar. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. 110 yıldır ailem bu tarafta oturmuştur. Şimdi köyünü barkını bıraktı, buraya geldi insanlar fabrikaya çalışmaya. Bu da bir sorun. Bu eski sistemden beri devam eden yanlış politikaların. Ha bir de nedir? Bizim tabii ki sınırlarımız içerisinde Güneydoğu
doğudaki PKK ve terör olayları da insanları göçe zorlamıştır. Evet. Orada biliyorsunuz 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda devlet yatırımlar yapıldığı zaman, yol, onu bunu, köprüyü yaptığı zaman PKK denilen lanet olan terör örgütleri oraları yakıp yıktılar. Köyleri bombaladılar. Köyleri olduğu gibi insanları katlettiler. Yani bunların hepsini bir bileşen olarak birleştirdiğimiz zaman biz tek dünyada şey değiliz. Yani ekonomide çok geri kalmış bir insanlar değiliz. İnşallah bunu da aşacağız. İyi bir şekilde 2023'e de güzel bir politikalarla, güzel bir önce de tabii ki atılımlarla, bir de biz vatandaş olarak bazı şeyleri kısıtlama. Bak 90'lı yıllarda Özel geldiği zaman kemer sıkma politikaları vardı. Tansu'da da, Özel zamanında da oldu. Serbest ekonomiye girdi. Nisan 5 Nisan kararları 1994'te oldu. Bu şekilde kırıcı. Şimdi bakıyorum herkes evinde cep telefonla 5 tane, ben bile 10 tane cep telefon faturası ödüyorum ya. Yani bir de insanın yaşam kalitesi arttı. Seyahat oranları arttı. Yani tüketim çok arttı. Nüfus arttı. Nüfus da arttı. Bir de arz çok artınca talepler bunu karşılayamıyor. Taleplerini de karşılamazlar. Bir de düşünün, 2 yıl içerisinde pandemiden dolayı ekonomik yaptırımlar sağlıkta orada burada oldu. Bir de çalışma iş gücü de, insanlar evlere kapandı. Biraz çalışmaları azalttık hani iletişim, ama başka türlü sistemler ortaya girdi. Nerede? Evde çalışmalar meydana geldi. Al git getir meselesi geldi. Bu kısımda olan insanlar da daha fazla para kazanmaya çalıştı. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Hocam merhabalar. Merhaba canım. Ekonomik gidişat nasıl sizce? İyi mi, kötü mü, normal mi? Etkileniyor musunuz? Evet. Şu anda ekonomik durumumuzu şöyle değerlendireceğiz. Komşu devletlere bir bakacağız. Onların haliyle bizim halimizi bir kıyaslayacağız. Evet. Şu anda kıyasladığımıza göre onlardan kat kat üstün ve rahatız. Yani Suriye, Irak, Ermenistan, İran. Evet. Evet. Oralara rağmen biz onlardan kat kat üstün ve rahatız. Onun için namkörlük yapmamamız lazım. Hocam biraz daha iyi olmayı hak ediyor mu ülke? Şu anda iyi olmayı hak ediyor ama bu insanlar namkörlük yapıyorlar. Bu içerideki namkörlerle, vatan hainleriyle dışarıdaki Türkiye düşmanları birleştiler. İşbirliği mi yapıyorlar? İşbirliği yapıyorlar ve böyle bir takım plan ve projelerle ekonomi yönünden, siyasi yönden, her yönden çökertmeye çalışıyorlar. Ama inşallah Allah onların hazırlamış olduğu o planları, projeleri, kötü şeyleri kendi başlarına makus edecek. Ben burada Türkiye'de yaşayanlara şunu söylemek istiyorum. Namkörlük etmeyin. Siz dünyanın en rahat memleketinde yaşıyorsunuz. Sıkıntı yapmayın. Allah bunları elinizden alırsa sonra çok pişman olursunuz. Suriye'dekiler gibi, Irak'takiler gibi, Orta Doğu gibi. Onların başına gelen haller, buradakilerin başına gelse ne olur halimiz? Namkörlük etmeyelim, hainlik etmeyelim. Peki namkörlük nasıl etmeyeceğiz? Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmayacağız. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçarsak Allah bize bu bereketlerin daha çok bereketini verecek. Daha çok huzur verecek. Daha çok ekonomimiz düzelecek inşallah. Ama bu bizi yaratan, bu kainatı yoktan var eden Allah, ona karşı Allah muhafaza yani, kulluk vazifelerimizi yerine getirmeyip de Allah'ın emirlerini tutmayıp nefsimize göre hareket edersek, namkörlük yaparsak, o zaman hem bu dünyada hem de ahirette işimiz çok zor. Ülkenin ne kadar namkör? Bu halefeti sayısı kadar namkör. Din düşmanları namkör. Din düşmanları namkör. Çünkü evvela namkörlük Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu nimetlerin namkörlüktür. Yani ülkeye karşı değil. Mesela Mevlam sana göz verdi. Göz verdi. Bu gözün şükrünü nasıl eda etmelisin? Çok zenginsen zekatla, bir de bedeninle namazını ifa ederek. Evet. Mevlamıza nankörlük yapmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız diyor ki insan ne nankördür? Şimdi insan nankördür. Neden insan nankördür? Önce Mevlamıza nankörlük yapar. Ülkeye karşı değil. Kardeşime söyleyeyim. Şimdi ülkemizdeki nankörler
dinimizin ön plana çıkmasını... Aranıza girebilir miyim? Tabii ki, tabii, tabii. Şimdi ülkemizdeki nankörler evvela Allah'a nankörlük yaparlar ama dinimizin ön plana çıkmasını istemeyenler ülkeye karşı nankördür. Dinimizin gelişmesini istemeyenler ülkeye karşı nankördür. Yani bu arkadaş şunu demek istiyor. Güzellik, huzur Allah'a itaat etmekle olur. Mesela bereket olur. Çok özür dilerim. Bir kişi babasına nankörlük nasıl yapar? Babasına saygısızlık yaptığı zaman yapar. Öyle mi hocam? Özür dilerim. Şimdi onun için Allah'ın vermiş olduğu bu rahatlığı, bu huzuru kaybetmemek için önce Allah'ımıza kulluk yapacağız. Allah'ımızın göndermiş olduğu emirlere, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberine tabi olacağız. O emirleri yerine getireceğiz. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki siz şükrederseniz ben nimetlerimi artıracağım. Her şey düzelir diyor. Her şey düzelecek. Evet. Onun için mümkün olduğu kadar yanlış yapmayalım, hata yapmayalım, nefsimize uymayalım, nankörlük yapmayalım. Eyvallah. Bu nankörlük yapanlara karşı da birlik beraber içinde olalım. Bu vatan hepimizin vatanı. Dedelerimizden biraz kaldı bu bize. Onun için sahip çıkalım vatanımıza. Eyvallah. Bu kadar. Şimdi bizim bir de şu var. Atalarımız. Atalarımız, Osmanlı atalarımız. Şimdi Osmanlı atalarımız, buradan Fatih'e baktığımız zaman her tarafta bir Osmanlı... Dur, konu var ya çok dağılır. Evet, tamam, siz konumuz sorunuzu sorun. Aslında ekonomiydi. Ekonomi. Ekonomiden memnun evet. musunuz? Gidişat nasıl? Genel olarak şimdi, ülkeyi nasıl abi, görüyorsunuz? Konumuz şu, ekonomi. Er-rizkü alallah. Evvela, er-rizkü alallah. Allah çece rezzaktır. Her bir kula annesinin karnında 6 aylık bebeyken, daha doğmamış 6 aylık, daha ceninken Mevlam bütün rızıkları yazar. Evet. Çünkü er-rizkü alallah. Mevlam rızkımızı bize verir. Tabii. Annemizin karnındayken yazmıştır zaten Mevlam rızkımızı. Evet. Peki bu rızkı biz nasıl bereketlendiririz? Nasıl bereket öldürürüz? Yani Mevlamıza kulluk... bizim elimizde. Biz Mevlamıza kulluk yaparsak o rızık bereketlenir. Ama siyasilere kulluk yaparsak? Bakın kul... Allah'a kulluk yapar. Siyasiye kulluk yapmaz. O siyasilerin yanındaki, siyasinin yanındaki menfaatçiler, evet. mesela kimlerse, kimse. Ya da siyasetin menfaati için, vatanın, milletin, efendime söyleyeyim, menfaati için değil de, kendi menfaati için o siyasetin içindeyse, evet. o zaten dünyalıktır. O efendime söyleyeyim, kendi sorunu hazırlar. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh, eğer diyor ben kendi nefsime, yönelik bir harekette bulunursam önce kılıcı alır siz benim başıma gitsin adaletsizlik yaparsam. Öyle. Şimdi bakın bu ülkede bu ülkenin yüzde kaçı dindar yüzde kaçı değil. Bu ülkeye zamanında bir sistem kurulmuş. Bu sistemde ne var? Adam kerhaneyi açarken genel evi açarken kurban kesmiş doğru mu? Gazetelerde bu var yani şimdi. Evet, genel evi açarken kurban var bakabilirsiniz. Evet. Kurban kesilmiş. Tarihimizi bilmemiz lazım. Evet. Ankara'da kerhaneyi açarken genel evi açarken kurban kesilmiş. Bira fabrikası açılırken kurban kesilmiş. Böyle bir sistem kurulmuş. Kiliseyi getirememişler. Kilisini kaldırıp liseye getirmişler. Doğru mu? Şimdi kiliseye bakıyorsun, liseye bakıyorsun, üniversiteye bakıyorsun. Kız erkek karışık, mini etekli. Herkes yan yana. Şimdi bu nedir abicim? Nedir yani bu sistem? Nedir abi? Din sistemi midir? İslam sistemi midir? Yok değil tabii. Ha. Şimdi bu sistem olmazsa efendim Allah'ın dinine karşı bir sistem kurulmuş. Mesela ne var? Örneğin içki satımı var. Dinimizde bu haram mı? Haram. Efendime söyleyeyim faiz var, zina var, uçku her şey var yani. Heh. Mevlam Celle Celle diyor ki ben buraya diyor belayı indiririm. Bereketi alırım. Ama siz bana yönelirseniz bereketi ben size geri sunarım. Şimdi her şey kulla Allah arasında olan bir şey. Bizler tek başına sen, ben, o, bu, şu kimse vatanın, milletin efendime söyleyeyim vatanı kurtaramazsın. Sen, ben vatanı kurtaramayız. Birlik olur. Hiç kimse vatanı tek başına ya. Biz çıkıyor insanlar çay ocaklarında herkes milletvekili. Herkes milletvekili. Hatta herkes teknik direktör. Hatta herkes milletvekili. Şimdi bakın. Abi biz şahsi birey olarak sabah namazımızı cemaatle kılıyor muyuz? Biz kendimiz onu soracağız. Son kez bir cümle söyleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet rahmetullahi aleyh burada yatıyor. Ne diyor? Önce kendini fethet. Sonra aileni fethet. Sonra insanları fethet. İstanbul kendine fetholunur diyor. Anladın mı kardeşim? Çok sağ ol. Onun için iş bizim Mevla'yla yani biz kendi muhasebemizi yapalım. Yoksa ekonomi mesela ekonomi hiç umurumda değil. Korona çıktı. Doğru düzgün maske takmadım. Aşı vurulmadım. Umurumda değil. Çünkü insanın ölümü koronayla olmaz. Ecelle olur. Evet.
İnsanın efendim ölümü açlıkta olmaz. Bu ülkede kimse açlıktan ölmedi. Kimse ekonomi krizinden de ölmedi. Herkes eceliyle öldü. Kimse de ölmeyecek. Alın ya. Bu ülkede kimse. Bakın İDDEF var burada. 33 tane Afrika ülkesine bakıyoruz biz. 33 tane Afrika ülkesinin yemeğine, ekmeğine, etine, sütüne. Bu ülke ekonomide sıkıntı yaşasaydı biz 33 tane Afrika ülkesine bu İDDEF bak. Göster abi. İDDEF. Araştırın. 33 tane Afrika ülkesine biz yardımda bulunuyoruz. Abi ne oldu? Ekonomimiz bizim yerlerdeyse biz nasıl bakıyoruz? Açlıktan ölen varsa söyle bana göster. Var mı, duydun mu haberlerde? Açlıktan ölen birisi. Duydun mu? Açlıktan ölen. Bakın 3000 kişilik aş evimiz var. İsmail Ağa. 5000 kişilik, 5000 kişilik aş evimiz var. Bunlar fakirlere yardım ediyor. Biz ekonomimiz bizim yerde olsaydı biz nasıl yardım edecektik? Nasıl yapacaktık? Çok teşekkür ederim.